Yolsuzluk ve rüşvet kapsamında kameraya takılan görüntüleri basına sızan savcı Handan Erdemli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca savcı Erdemli'nin soruşturma dosyasına rüşvetin yanı sıra silahlı örgüte yardım etmek ve yataklık etmek gibi suçların da eklendiği belirtildi. Şahik Hanım da çok ani oldu. Beklemiyordum açıkçası. Çok uzun süredir problemlerimizi size yansıtmamaya çalışıyorduk. Ani değil yani. Neydi problem? Anlatmak isterseniz dinlerim size. Evliliklerde bazı günahlar görmezden gelinir Bulut. Bazıları ise affedilmez. Size benzediğimi söylemiştiniz bir ara. Şahik Hanım sizi geçmişte affetmiş. Sude gibi. Belki de şimdi Şahik Hanım'ın affedilmeye ihtiyacı vardır. Bir yalan üzerine kurulu evlilikten hayır gelmez Bulut. Unutulmaz, üstü çizilmez. Ali'nin annesini unutamayan siz misiniz yoksa Şahik Hanım mı? Bu başka bir şey. Affedilmeyecek bir hata. Bu kadarını bil yeterli. Peki. Sen bana bir şey mi söyleyecektin? Ha, bu Ekrem. Ekrem Aksoy. Şirketle ilgili bazı bilgiler istiyor benden. Olur. Verelim. Oyunu onun istediği gibi oynayalım. Sizin bu Ekrem'le tam olarak meseleniz nedir? Ekrem karanlık bir adam. Çok uzun yıllar hapislerde çürüdü. Niye? Çünkü hep başkalarının tetikçiliğini yaptı. Arkamı kollarken beni sırtımdan vurmaya kalktı. Ben de onun için hep kendimi kolladım. Sizin için de yaptı mı? Tetikçilik. Madem öğrenmek istiyorsun söyleyeyim. Ekrem çok uzun yıllar Ali'nin annesini istedi. Zahide yüzünden benden hep nefret etti. Mesele bu. Kadın meselesi yani. Şimdi seni kazanarak beni yaralamak istiyor. Hayatı boyunca hep beni lekelemeye çalıştı. Seni, aileni, babanı hep kullanmak isteyecektir. Sakın bunlara inanma. Sakın. Peki benim bir şeyden emin olmam lazım. Bu köşke getirdiğiniz kadın Ali'nin annesi değil mi? Hayır. Ali'nin annesi değil.